Değerli Kardeşlerimiz, sorularla islamiyet.com sitemize gelen bir soru şöyle. Vahidiyet ve ahadiyet ne demektir? Aslında hepsi Allah'ın birliğini gösterir anlamında kullanılıyor vahidiyet ve ahadiyet. Ama arasındaki farkı çokça soruluyor bize. Ee, hakikat noktayı nazarında kainatın tamamına baktığımız zaman anlayacağımız manalar, Allah'ın varlığını ve birliğini göstermesi bakımından fark edeceğimiz özellikler ayrıdır tek tek her bir varlığa baktığımızda anlayacağımız fark edeceğimiz özellikler ve güzellikler farklıdır. Allahu Teala Kur'an-ı Kerim ayetinde hem afaka bakmamızı emrediyor hem de enfüsi yani kendimize bakmamızı emrediyor. Hem kainat afakında, dünyada, bizim dışımızdaki varlıklarda görülen delilleri okumamızı hem de kendimizi yaratılan delilleri okumamızı istiyor. Demek ki kainatın tamamına baktığımızda okuyacağımız deliller biraz daha vahidiyet noktasından ortaya çıkıyor. Ama bir şeyin kendisine özel bakacağımız zaman orada biraz daha ehadiyet meselesi ortaya çıkıyor. Bunu şöyle özetleyebiliriz. Vahidiyet, bütün mevcudat birinindir ve birine bakar ve birinin icadıdır demektir. Yani şu kainat eğer bu şekilde düzenli, tertipli sistem devam ediyorsa لَوْ كَانَ ف۪يهِمَا Bir ayettir bu. Eğer bu yer ve göklerde ilahlar olsaydı لَفَسَدَتَا <laughs> bozulurdu, fesada uğrardı, dağılırdı, parçalanırdı. Demek ki şu kainat toptan olarak büyüklüğü nispetinde Allah'ın varlığına ve birliğine çok büyük, kuvvetli, sarsılmaz bir delildir. Çünkü bu kainatın bu şekilde dizay, dizayn edilmesi, düzenli ve tertipli olması toptan Allah'ın, bütün mevcudatın bir olan Allah'ın e, olduğunu ve o birine baktığını ve birinin icadı olduğunu bize gösteriyor. Ama ehadiyette her bir şeyde Allah'ın birçok isminin tecellettiği anlamına geliyor. Demek ki biz bir şeye baktığımız zaman Allah'ın mesela diyelim elime baktım ben. Ve bunu yaratan zat alim mi? Evet. Çünkü ilimden çıktığı belli. Peki hikmetli mi yaratılmış? Yani bir faydalı mı yaratılmış yoksa faydasız, lüzumsuz mu? Haşa. Bak çok faydalı yaratılmış. Öyleyse hakim ismi dokuyorum ben burada. Peki burada aynı zamanda bu elimin yaratılmasında bir suret var mı? Evet, musavir ismi. Renk var mı? Müllevvin ismini. Yani hayat var mı? Hay ismini. Ne kadar güzellikleri okuyabiliyorsam, o kadar Allahü Teala'nın birliğini anlamış oluyor. İşte biz buna da ehadiyet diyoruz. Şimdi bu noktadan baktığımızda şöyle kafamızı kainatı da gezdirerek gönlümüzü de onun yanına katarak bir tefekkür edelim. Şimdi koca güneş, buna bir örnek verelim. Koca güneş, yeryüzünün tamamını bir anda ışıtıyor. O zaman yeryüzündeki ışıkların tamamı bir güneşten geliyor, bir güneşe aittir. Öyleyse biz güneşin buradan birliğini yani vahidiyetini anlamış oluyoruz. Yeryüzündeki bütün ışıkları birden bakabilirsek ve her bir ışığı tek tek bakmaya gerek yok. Toptan bakmak suretiyle güneşin vahidiyetine örnektir bu. Yani teşbih ve temsilde hata olmasın. Mevzuyu anlamak noktayı nazarından söylüyoruz. Ama şimdi bir cam parçasına, bir su damlasına veya herhangi bir aynaya bakalım. Bir aynaya mesela. Aynaya baktık. Şimdi aynada güneşin ısısı var mı? Var. Işığı var. Yedi rengi var tek bir aynaya bakmak suretiyle biz güneşin bütün özelliklerini okuyabiliyoruz. Bu da güneşin ahadiyetine işaret ediyor. Ama yeryüzünde mesela bir rengi araştıracaksınız. Dünyadaki bütün sarı renklere bakıyorsunuz. Ha dersiniz ki bütün bu sarı renkler bir güneşten geliyor. Bak bu vahidiyet oldu. Ama bir tek şeyden o güneşin bütün özelliklerini okumaya da ehadiyet diyoruz. Şimdi bakın kainatta hayat. Orada hayat var, orada hayat var, orada hayat var, orada hayat var. Bütün kainatı tarayın. Bütün kainattaki hayatlar bir tek hay olan Allah'ın vahidiyetini. Yani hepsi birden geliyor, hepsi birindir, hepsi bire, bire bakar demektir. Burada vahidiyeti görüyoruz. Ama şimdi ben kendime geldim baktım. Bende hay ismi var, kadir ismi var, rahim ismi var, kerim ismi var, hakim ismi var. Allahü Teala'nın bütün isimlerinin, sıfatlarının, şunatın tecellilerini ben kendim de okuyabiliyorum. İşte bu noktadan tamamen bir olan Allah'ın ehadiyetine hem isimleriyle, sıfatlarıyla, zatıyla bir olan Allah'ın birliğini anlamış oluyorum. Allahu Teala demek ki hem isim isim ayrı ayrı kainattan, alemlerden varlığını ve birliğini anlamamızı istiyor. Hem de bir şeyde tecrid isimlerini okuyarak yine Allahu Teala'nın zatının birliğini anlamamız istiyor. Mesela bu manada şöyle anlaşılabilir. Bir defa o koca güneşi şu zemin yüzündeki insanlara, zihayatlara yani hayvanlara, bitkilere ne yapmış Allahu Teala? Bir lamba ve ocak yapmış. Yani biz burada kainat birinindir. Öyleyse Kainatın tamamı bir zatın idaresindedir ve o zat benim hizmetime vermiş, hayvanların, canlıların hizmetine vermiş diyerek Allahu Teala'nın vahidiyeti ile ehadiyetini beraber düşünmek insana öyle büyük bir şevk, öyle yüksek bir lezzet, öyle tarif edilmez bir haz ve saadet veriyor ki. Bakın şimdi ne diyor insan? Şu koca güneşi yeryüzündeki canlıların hizmetine sunulmuş bir lamba. Allah hizmetkar etmiş bize. Bir ocak. Sanki yiyeceklerimizi pişiriyor. Olgunlaştırıyor. Ama kim onu bizim hizmetimize sunmuş? Bütün kainat birinin olan Allah. Vahid olan o yüce zat benim hizmetime sunmuş. Peki koca küre zemini, yeryüzünü bize ne yapmış? Bir beşik. Kur'an'da geçiyor. Size bir beşik yaptık. Sonra bir ev, bir ticaretgah. E arkasından ateşin bize ne yapmış? Ateşi de bize her yerde hazır, bize bir hizmetçi, bir aşçı ve bir dost şekline getirmiş. Hakikaten şu ateşin bize dost olması, şu kainatı elinde tutan bir dek zatın emri olmazsa, izni olmazsa kim onu bize dost yapabilir? Her yerde yanma özel olan bir şey Allah, bazı yerlerde yakıyor, bazı yerlerde yakmıyor. Sınırlı yapacak ve bize dost olacak hale getirmiş. Demek ki bu e, ateş kiminse bize hizmetkar veren zat odur. Ve o olmasa bu ateş bizim emrimize verilmez. Bu güneş kiminse bu güneşle yeryüzünü hizmetkar eden de odur. Öyleyse güneşin sahibi de yeryüzündeki varlıkların sahibi de aynı zattır. Devam edelim. Peki bu bulutu bu yeryüzündeki varlıklara bir süzgeç, bir sulayıcı tabiri caizse fıskiyelerle bize bu rahmet damlalarını boşaltıcı kılan kim? Yani bulut mu bizleri tanıyarak onları bize gönderiyor? İhtiyaçlarımızı bildiği zaman da bizim imdadımıza gönderiyor. Devam edelim. Peki şu dağların içini bir ambar tabiri caizse bir hazine olarak yaratıp içine sayısız nimetleri depolayan kim? Devam edelim. Peki havayı insanların ve diğer canlıların, bitkilerin tabiri caizse temizlik maddesi olarak koyan hayvanların ciğerlerini, insanların ciğerlerini güzelce temizlemeye, bir yelpaze olarak o kirleri gidermeye hizmetkar eden kim? Sonra suyu yeniden hayata gelenlerin imdadına gönderip, hayatlarının vazgeçilmezi kılıp ve hayatların devamı için ihtiyaçları olan şeyleri bu şeyi gönderen, tabiri caizse hayatımızın kaynağı yapan kimdir? Demek ki bütün kainattaki bu birlikler vahid olan Allah'a gösterdiği gibi her bir varlığın her ihtiyacının görüldüğünü bizzat müşahede etmemiz, o da Allah'ın ehadiyetini gösteriyor. Allah vahidiyet dedi kendini gösteriyor. Ehadiyete kendini gösteriyor. İşte özellikle bu sonsuz nimetlerin içerisinde Allahu Teala hasseten insanı seçip bütün varlıklardaki nimetleri insanı merkez tayin edip insanın ihtiyaçlarına uygun yaratması insandaki ehadiyet tecellisinin zirvesini gösteriyor. Yani insan kendini okuyabilse Allah'ın bütün isimlerini, bütün sıfatlarını hatta şunat-ı zatiyesinde cilvelerini kendinde okuyabilir. Allah'ı o isimlerle, o sıfatlarla, o şunatla tanıyabilir. Allah bize bunu nasip etsin. Ve bu marifete Allah'ı bu şekilde tanımaya uygun olarak ona da Peygamberimizin hayatı gibi bir hayat yaşamayı ve onu örnek almayı da nasip eylesin.